Günaydın sevgili seyirciler, mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Huzur dolu bir gün bizimle birlikte olsun inşallah efendim. Evet, birazdan yine çok değerli bir hocam bizlerle birlikte olacak. Yoğun talep aldı hocam. Tekrar bu konunun işlenmesi istendi izleyicilerimiz tarafından. Profesör Doktor Emin Özyurt bizlerle olacak. Beyin tümörlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Merak ettiğiniz sorularınız için bize 0212 995 0551 numaralı hattan ulaşıp tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Sağlığın adresine hoş geldiniz. Sağlığın adresi başlıyor. Sağlığın adresi, sağlığınıza yönelik tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Sağlığın adresi, beyin ve sinir cerrahisi alanında başarılı Profesör Doktor Emin Özyurt'la beyin tümörlerine dayalı tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşacak. Diş hekimi Tuğba Hankaya ile ağız ve diş sağlığına yönelik bilmeniz gerekenler TVM ekranlarında sizlerle paylaşılırken, kanal tedavisinin tanısı ve tedavisine yönelik merak ettikleriniz sizlerle olacak. Sağlığın adresi, şimdi TVM'de. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Bu arada az önce bizim yayınımız öncesi Her Şeyi Konuşalım programının çok değerli bir programcısı olan Aykut Işıklar abimle de çocukluk arkadaşı evet, çıktınız. Evet, evet. Çok sevindim birlikte görüşmenize vesile olduğum için. Evet, evet. Çocukluk arkadaşısınız. Evet, çok eskiden aşağı yukarı işte bizim İstanbul Maltepe semtinde meşhur iş adamı Turgay Ciner de bizim çocuk arkadaşımız. Evet. Oradan böyle arada sırada seyrek de olsa görüşüyoruz. O anılarımız tabii tazeleniyor. Evet, güzel ne kadar oluyor. Güzel. Gerçekten evet. Çok önemli birer evet. isim oldunuz. Beraber evet. çocukluktan yolculuğa çıkıp tabii, ikiniz tabii. de kamuoyuna mal olmuş insanlar oldunuz. Evet. Ne büyük mutluluk. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle beyin tümörleri konusu çok geniş bir konu. Geçen evet, hafta da evet, konuştuk evet, sizinle evet. ve çok yoğun ilgi aldı evet. izleyicilerimiz tarafından. Öncelikle bir tekrar bir tanımını yapalım lütfen. Beyin tümörleri nedir hocam? Beyin tümörleri vücudun diğer bölgelerinden kaynaklanan tümörlerden pek farkı yok. Bu genelde tanımlarsak vücudu koruyan bir genler var. Bir de tümör oluşturan genler var. Tümörü koruyan genler, tümörü oluşturan genler zaman içinde biraz daha güçleniyor. Tümörü engelleyen genler işte zaman içinde biraz yıpranıyor. İşte hava şartları, yiyecekler, içecekler, stresler, sıkıntılar. Evet. Dolayısıyla tümör oluşumunu engelleyemiyor tümörü kontrol eden genler ve tümörler oluşuyor. Genellikle ortaya çıkma nedeni genetik yıpranmayla oluşuyor. Sonradan bununla ilgili işte iyi olanları var, işte kanser gibi olanları var, üreyen olanları var. Onlara göre de çok değişik tanı ve tedavi yöntemleri var. Evet. Peki hocam beyin tümörlerinin epilepsi yani SARA hastalığıyla da ilişkisi var. Evet. Biraz bundan da bahsedebilir misiniz evet. lütfen? Beyin tümörlerinin bir kısmı göreceli olarak kötü huylu olanların iyi huylu olanları yani kanser olmayanları genelde yüksek oranda %90 gibi epilepsiyle kendisini ortaya çıkartıyor. Yani onlar vücutta çok büyük bir beyinde tahribat yapmadıkları için başlangıçta böyle kol bacağın felç olması gibi, kör olma gibi, anlamama gibi böyle kendisini ortaya koyan ciddi bir klinik bulgular ortaya çıkartmıyor. Ve dolayısıyla ilk ortaya çıkarttığı bulgu epilepsi oluyor ya SARA oluyor. O nedenle siz MR çektirdiği zaman ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla epilepside şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çocukluğundan beri nöbet geçiren bir çocuk yani bir kere daha olmak üzere check-up gibi bir MR'dan geçmesi lazım. Çünkü onların bir bölümünde tümör çıkıyor. Veyahut da 20 yaş veyahut da öncesine kadar hiçbir şikayeti olmayan bir kişi eğer nöbet geçirmişse bunu basite almayıp bir MR çekiminden geçmesi lazım. Çünkü bu bir nöbet olma ihtimalini gösteren önemli bir bulgudur. Yani ya izleme veyahut da işte daha basit yöntemlerle
ele almayıp direktman MR'la incelemek gerekiyor. MR daha geniş evet, kapsamlı teşhisi çünkü sağlıyor. Çünkü MR'ın bir alt şeyi var biliyorsunuz BT diye. O kaba bir yöntem. O yakalayamıyor bu tip tümörleri. Ama MR yakalıyor. Tabii MR'ın da iyi olması lazım. Onu da vurgulamak lazım. Evet. Peki vatandaş iyi olup olmadığını nasıl ayırt edebilir saygıdeğer hocam? Tabii tümörün bazıları çok iyi olanları var. Beyin zarından kaynaklanan. Beyin zarının içinde olan, beynin kendisinden çıkanların biraz önce söylediğim gibi kanser olanları var. Evet. Bir de göreceli olarak yavaş büyüyen, tam kanser olmayan tüpleri var. Bunu ancak iyi bir MR'la anlayabilirsiniz. Tabii bu nöroradyolog dediğimiz bu konuda yoğunlaşmış, spesifik olan doktor arkadaşlarımızla da biz zaman zaman konsültasyona giriyoruz. Hani bu nasıl bir tümördür, iyi huylu mudur, kötü huylu mudur, evet. İyi huylu işte hangi tiptendir falan diye. Genellikle MR bulgularına göre yorumluyoruz. Biz de bunu hasta veya sahipten söylüyoruz tabii. Evet. Bu arada epilepsiden bahsediyoruz. Hocam epilepsiyle ilgili, sarı hastalığı ile ilgili çok değerli çalışmalarınız var sizin evet. De Türkiye'de. Bir de ben sayın çok değerli hocam Profesör Doktor Selçuk Apak hocamın da kulaklarını çınlatmak istiyorum. Dün beraberdik aile dostumuz. Çok güzel bir yemek yedik. Buradan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Epilepsi alanında çok değerli çalışmaları var Selçuk evet, hocamızın evet, da. Evet. Çok değerli bir çocuk nöroloğu. Evet. Çok değerli hocalar yetiştirdi, kazandırdı ülkemize. Evet. Saygılarımı yolluyorum buradan eğer bizi izliyorlarsa. Evet hocam peki beyin tümörü oluşan yani beyin tümörüne sahip olan bir kişi sonrasında sarı hastalığına kapılabilir mi? Yani daha mı kolay sarı hastası olabilir o kişi? Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu tümörler tabii ki bu sarı hastalığı oluşturacak bölgelere yakınsa bunlar ortaya çıkıyor. Neresi hocam o bölgeler? Bu konuşma merkezi mesela genelde sahilini kullananlar da sol tarafta oluyor. Hı-hı. Şakak evet. Bölgesinde. Buraya yakınsa oraya kısmen böyle baskı yaparak konuşmanın durması gibi normal konuşan bir insan mesela beyin gibi konuşurken birden evet. Duruyor böyle. Buna konuşmanın durması ya da İngilizce speech arrest diyoruz. Hı hı. Bu bir ipucu oluyor yani. Evet. Sadece bu. Hı hı. Veyahut da kol veya bacağında böyle bazen kasılmalarla beraber giden bir nöbet türü ortaya çıkıyor. Hı hı. Şu şekilde. Evet. Yüzü ve yani göz kol atıyor. Kasılarak. Evet beraber ama. Evet. Şimdi o yüzün kasılması bazen değişik bir nedenleri olabiliyor. Bizim hastalarımız veyahut da bizi izleyenler karıştırmaması lazım. Hani bazen tik denen bir şey var. Şimdi soracaktım. Evet. O çok önemli bir şey değil o. Doktorlar bunu gayet rahatlıkla anlayabilir. Bir de yani yüzün kendisinin kafadan gelen bir sinirdeki baskı dolayısıyla kasılması da çok farklı bir olay. Beyin söylediğim beyinden kaynaklanan işte kolla beraber genelde olan bu farklı bir olay. Dolayısıyla bunların birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor. Yani bir tanesi altında özellikle kolla beraber giden o kasılmalarda altında tümör yatabilir. Dolayısıyla tabii daha ciddi bir önem arz ediyor. Evet. Sadece tik dediğim insan o basit bir kasılma şeklinde olanlar ise onların altında çok ciddi bir problem yok. Sinirsel olabilir, başka nedenler olabilir. Ama bunları olduğu zaman bu kökenleriyle ilgili iyicene düşünüp ona göre hastanın artık MR mı çekilecek, başka bir şey mi yapılacak incelemek gerekiyor. Evet. Hocam peki hamile olan bir kişinin bakılıyor, kontrol ediliyor ki beyninde tümör var. Evet. Ne yapılabilir? Şimdi o tabii biraz bir işin etik yanı var, işte ne bileyim işte adli yanı var, psikolojik yanı var, bir çok yönlü bir şey o. Dolayısıyla tabii o çocuğun yani fötüs halinde 3 aylıktan altında veyahut da üstünde olmasına göre tabii
değişiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bunlara daha çok kadın doğumcular karar veriyor ne yapacağız diye. Evet. Ama benim bildiğim kadarıyla çok böyle uzun bir ameliyat gerekmiyorsa 5 aylığın üstünde olan çocuklarda bu yapılabiliyor. Yani ameliyatla ilgili söylüyorum ama 3 ay ve altında olanlarda zannediyorum şey yapılıyor yani son veriliyor şeye. Evet maalesef. Evet. Evet. Bir izleyicimiz varmış hattımızda hocam. Evet. Alo. Alo. Güler Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Berat Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Hocama ediyorum. Bir sorum olacak. Sağ olun, buyurun lütfen. Hocam kolay gelsin. Teşekkür hocam, ederim. Hocam ben Eylül'de en son kemoterapimi aldım. Rahatsızlığım malign melanom. Fakat benim gözüm, sol gözümde biraz görme zorluğu çekiyorum. Beynimde de su toplanması olduğunu evimden doktoruma göstermiştim. Endokrine göndermişti. İlaçlarımı aldığımdan dolayı şu an tedavi yapmayalım, daha sonra yaparız dediler. Şu an gitmedim henüz ama gözlerimde, sol gözümde görme zorluğu çekiyorum. Acaba bu beynimdeki su toplanmasından dolayı mı, yoksa kemoterapinin halen ilacın etkisi vücudumda olduğundan dolayı mıdır? Ne yapmam gerekir? Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kayseri'ye de çok sevgiler. Gözünde tümör var. Gözünde görme bozukluğu varmış hocam. Beyninde de su toplanması varmış. He, anladım. Acaba nedenini soruyor. Beynindeki su toplanmasından dolayı mı görme bozukluğu var? Evet, bu biraz bir karışık bir şey. Tümör evet. Yok ama değil mi yani? Tümör değil, su toplaması. Tedavi görmüş, kemoterapi tedavisi görmüş. Kemoterapi tedavisi evet. Görmüş. Evet. Ama kemoterapi tedavisi niçin görmüş acaba? O önemli tabii. Yani tümörle ilgili bir şeyse görme bozukluğu, tümörün ameliyatı var tabii ondan sonra. Eğer tümör değil de su toplanması diye söylüyorsa, o zaman özel bir inceleme şeyleri var, alanı var onun. Biz bu şeylerde nörologlarla, gözcülerle beraber bir araya gelip bu görme bozukluğuna neden olan hadiseyi, problemi buluyoruz. Buna iki nedenden dolayı olabiliyor. Bir, basitçe tabii bu çok komplike bir olay. Doktorlar bile zor anlıyor da beyindeki su nedeniyle basınç artması sonrasında görme bozukluğu olanlar. Bir de beyinde basınç düşüklüğü neticesinde meydana gelen gerilmelerle, çekilmeler ortaya çıkan bozukluklar var. Bunun hangisinin olduğu iyice ortaya çıkarttıktan sonra değişik şeyler var. Tedavi yöntemleri var. Ama kemoterapi başka nedenden dolayı mı görmüş bilmiyorum tabii. Orası soramadık biz onu. Ama mesela cerrahpaşa, beyin cerrahisine yahut da nörolojisine veyahut da göze gitse bu problem çözülür hastamızın. Netleşir yani evet. Nedeni değil mi? Evet. Peki hocam beyinde su toplanması neden oluyor? Tümörlerin bir etkisi midir? Şimdi tabii tümör varsa eğer, tümör eğer bu beyinde bir su yapılıyor merkezi bir yerde. Sonra beyin etrafını aynı arabadaki yağ gibi nasıl diğer motor aksamlarını yağlandırıp yumuşatıyor. Beyin diğer kısımlarında da bu su yayılıyor ki yani bir şekilde oradakiler de beslensin şey olsun diye. Dolayısıyla beyin suyunun oluşumundan ta kuyruk sokumuna kadar dolanıyor bu. Yani böyle geliyor tekrar evet. Yukarı çıkıyor. Evet. Bu dolanma yerlerinin herhangi bir yerinde tümör varsa eğer ne yapıyor? Akışı kesiyor. Barajdaki su toplanması gibi aynı. Evet, evet. Dolayısıyla beyindeki karıncıklarda su toplanıyor. O da hidrosefali dediğimiz bir şeye, patolojiye neden olabiliyor. Bu herhangi bir yerde olabilir yani. Beyin hem ensede olabilir veyahut da o beyin derinliklerinde suyun aktığı böyle kanal gibi bir yer var orada olabilir. Veyahut da omurilik soğanının herhangi bir yerinde olabilir. Onlar şeye göre bu görüntüleme yöntemlerine göre ortaya konuyor ve bulunuyor. Problem
ameliyatlı veya ameliyatsız çözülüyor. Peki hocam, beyin tümörü olan kişinin davranışları nasıl gözlemlenir? Yani belirtiler açısından veya işte davranışlar açısından bir bozukluk olur mu? Bize gelen tümörlerde, epilepsiyle seyreden tümörlerde bir kısmında, çok az bir kısmında psikiyatrik problemler olabiliyor. Fakat genel konuştuğumuz zaman, yani sizinle konuşur gibi veyahut da normal konuştuğumuz zaman, özellikle düşük kayıtlı dediğimiz tümörler, yani yavaş büyüyen, göreceli olarak iyi uyucu olan tümörler, yani tam kanserleşmemiş olanlardan bahsedersek eğer, bunlar belki de psikiyatrik inceleme yapıldığı zaman bir takım defekter, bu bulgular ortaya çıkar. Yoksa kaba bir şekilde konuşulduğu zaman bu kişilerin bile çok belirgin bir problemleri ortaya çıkmıyor. Evet, çok yani sinsi. Davranış yönünden veyahut da başka bir şey yönünden çok nadir olarak işte unutkanlık ortaya çıkıyor. Veyahut da konuşmada bazen kekelemeler ortaya çıkıyor. İşte bu tip şeyler çıkıyor yani. Çok sinsi ilerleyen yok, bir. Yok evet, çok silik, onun için kolay kolay yakalanmıyor yani bir, evet. Ancak MR'da çıkıyor ortaya. Evet. MR'da da nöbet ortaya çıkınca, çektirdiğin zaman ortaya çıkıyor. Yani yoksa, kısa bir zaman önce nöbet geçirilmesi tabii mi gerekiyor? Tabii, nöbet geçirmeden yani, nöbetin görünmüyor. Nöbetin dışında kolunda bacağında kuvvetsizlik yoksa, diğer işte konuşmayla ilgili odur budur bir takım problem, davranışla ilgili çok ciddi problemler yoksa. Evet. Yani çok aktif olan bir kişi mesela. Kendi şeyine çekilip çok bir asosyal bir durum falan geçiriyorsa, bir takım ciddi bir psikolojik problemler varsa ancak MR çekiyoruz, orada ortaya çıkıyor. Yoksa normalde siz bir takım şeylerden ipucu bulup da ha bunda bu vardı diyemiyorsunuz. Evet. Bir izleyicimiz varmış hattımızda hocam. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz Serkan Bey. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun. Samsun'a çok sevgiler. Buyurun. Hocam benim böyle çok sık değil, hatta senede bir defa ya da iki defa diyebilirim. Böyle uykumdayken kasıldığımı, nefes alamadığımı hissediyorum. Sadece başımı kımıldattığımı hissedebiliyorum böyle. Başımı kımıldattığım zaman normale dönebiliyorum. Anladınız mı hocam? Evet. Tam anlamadım. Uykusunda kasılıyormuş. Evet. Başını döndürdüğü zaman beyefendi normale dönüyormuş. Değil mi Serkan Bey? Şöyle hocam yani... Uykudayken böyle kasılıyorum, nefes alamıyorum yani boğulacakmış gibi hissediyorum. Yani boynumdan aşağı hiçbir yerim kımıldamıyor. Sadece kafamı kımıldattığım an normale döndüğümü hissediyorum. Uykudayken oluyor bu. Her zaman olmuyor. Olduğu zaman da böyle birer hafta arayla kalıyor. Ondan sonra yani bir senede bir defa belki işte 6-7 ayda bir oluyor. Bu bir epilepsi belirtisi midir? Bu büyük oranda olabilir. Bunun için de bu epilepsiyle uğraşan nörolog arkadaşlara gitmesi lazım. Özellikle de bunun için de uykuyla uğraşan arkadaşlar var. Uykuda yani, EEG. Uykuda EEG çekilip bunun ne olduğu çok kesin bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani basit bir şey de olabilir. Böyle versiyon bizim dediğimiz böyle şey, böyle biraz sinirsel bir şey de olabilir ama nöbetle bağlantısı da muhtemel olduğundan dolayı onu ekart etmek için bir uyku EEG'si çekilen merkez Samsun'da vardır muhakkak. Çektirirse bu iş ortaya çıkar. Evet. Uyku EEG'si. Yani nörolog, tabii nöroloğa başvurup bu işlerle uğraşan nörologlar var. Onlara başvurup o sizden isteyecektir bu tip şeylere ne yapılması gerektiğini söyleyecektir. Ortaya çıkar bu. Tanısını koyarlar yani. Anladım. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun Serkan Bey. Sağ olun, i̇yi günler. Sağ olun. İyi günler. Hocam uykusunda beyefendi kasıldığını söyledi. Bir de bazı kişiler uykusunda dişlerini sıkarlar. Evet. Dişlerini sıkarak uyuyor bazı kişiler. Evet. Bu beyinden gelen bir durum mudur? Bir ilişkisi var mıdır? Yani bu çok büyük bir ihtimalle aşırı bir stres ve sıkıntı içinde olan kişilerde çıkıyor o. Tabii ki beynin bir etkilenme şeyi var. O ne şekilde dişi sıkıyor tabii çok bilinmiyor ama onun nöbetle veya başka bir patolojiye bilgisi yok. İlgili değil. Hayatın gerginliği ve stresin sonucunda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Dişçiler de onun için
dişler etkilenmesin diye özel bir şey aparayı veriyorlar ağza. Hı hı hı. Onu önlemek için. O şekilde korumak evet. için. Evet. Birazdan da diş dedik. Diş hekimi bir hanımefendi konuğum olacak. Evet. Evet. Hocam peki şimdi beyin tümörlerinin tüm tümörler için bir cerrahi tedavi yöntemi yok var. Değil mi? Yani tümörün birazcık boyutuna göre mi değişiyor bu? Nasıl müdahale ediyorsunuz tedavi yöntemi olarak? Şimdi tümörün tabii yerleştiği alana göre ve hastanın durumuna göre yaklaşım şekli değişiyor. Evet. Bazı tümörler var. Çok kritik bir bölgede yerleşim gösteriyor. Mesela solunum merkezinde yerleşiyor veyahut da işte kalp merkezinde beyin sapı dediğimiz bölgede yerleşiyor. Onların tamamen çıkartmaları bazen mümkün olmuyor. Onların boyutuna göre ve hastanın yaşına göre. Hasta mesela 80 yaşındaysa veyahut 75 yaşındaysa cerrahi daha çok ikinci planda kalıyor. Yani tabii bu hastanın o zamanki genel sağlık durumundan da yakından ilgili. Bazen 75 yaşında hastalar var. Çok sağlıklı mesela. Evet. Yani kalp, diğer şeyler, solunum sistemi çok iyi durumda. O zaman da farklı düşünülebilir ama genelde orada ameliyat dışı yöntemler daha çok düşünüyor. Yani işte ışın tedavisi gibi veyahut da kemoterapi gibi ama İşte hasta eğer 40 yaşın altındaysa, hele hele işte 20 yaşı falan civarında ise bu tip şeylerde ne kadar riskli bölge de olsa cerrahi seçeneği birinci planda düşünmek lazım. Çünkü diğer yöntemler tümörün cinsine göre tabii çok değişiyor ama özellikle bu düşük derece dediğimiz glial tümör cinsindense yani göreceli olarak tam kanseri olmayan fakat büyüyen tümörler grubundansa bunlar da diğer yöntemler çok yararlı olmuyor. Hı hı. Yani ışın tedavisi veyahut da kemoterapi. Tabii bunlar gene çok nadir bir iki tümör dışındaki bir iki tümörle de üzerinde etkileri var. Mesela bahsedersek lenfoma gibi şeylerde. Diğer şeyler çok etkili olmadığı için tümörlerde, cins tümörlerinde ışın ve kemoterapi biraz ikinci planda kalıyor. Cerrahi birinci seçenek olarak düşünmek lazım. Hı hı. Fakat burada da tabii ameliyattan sonra hastanın konforu önemli. Yani evet. kalitesi önemli, tabii yaşam doğru. kalitesi önemli. Bunları dengeleyecek şekilde bir tedavi şeklini sunmak gerekiyor. Evet. Bir de hocam geçen programda da konuşmuştuk. Ben evet. bir yıl önce de haberini yapmıştım. Evet. Gamma Knife adlı bir cihaz sayesinde evet. neştersiz olarak beyin tümörüne son veriliyor. Gamma Knife bu arada markası değil efendim cihazın. Yani bu cihaz kaç santimlik bir tümöre kadar işe yarayabiliyor mesela? Şimdi yani ben bunu dünyada bile bu Gamma Knife'la yapılan çok hasta yapıldığını tahmin ediyorum. Yani şimdi mesela diyelim ki bir beyin cerrahı işte yaşı da ilerledi, ameliyatı da azalttı veyahut da yapmıyor. Bir alternatif olarak Gamma Knife'ı her şekilde sunabiliyor yani. Veyahut da bir beyin cerrahı işte beyinle uğraşmıyor, başka bölümle uğraşıyor. Gene Gamma Knife ilk seçenek olarak ortaya çıkabiliyor. Evet. Bir kurtarıcı gibi. Evet. Diğer bölümlerde de öyle. Gamma Knife'ın muhakkak kullanılması gereken alanlar var. Ama bana göre çok sınırlı. Hı hı. Çünkü bu tümörlerle ilgili işte bu vasküler bir takım damar bozukluğuyla ilgili de tedavilerin sonuçları henüz böyle çok açık seçik değildi yani. Bir etkilediği şey varsayımı var ama mesela bazen ben tümörü bazı tümörler var. Her ne kadar bu tümörlerde günümüzde izleme şeyi alternatifi yoksa da yani tespit edildiğinizde ameliyat edilin diyor yeni dünyadaki trend. Fakat bazen izlendiği zaman tümörde 5 sene, 10 sene bu şeyden
Düşük dereceli beyin tümörlerden bahsediyorum. Evet, yani göreceli evet. olarak iyi olan tümörlerden bahsediyorum. Bazen hiçbir şey olmayabiliyor. Peki siz onu diyelim ki gamma knife yaptınız o evet. tümöre. 5 sene 10 sene hiçbir şey olmadı veyahut da biraz şey oldu. Yani bunu dolayısıyla böyle bilimsel ölçüde ileri ülkelerde bile çok yararlı, çok etkin olduğu konusunda çok açık seçik şeyler yok. Bir istatistik yani. Yani çok 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 açık seçik diyorum. Ama mesela biraz önce söylediğim gibi beynin çok zor bölgesinde 80 yaşında hastada bir tümör var. Evet. Bunu ameliyat yapmanın bir mantıklı bir yanı yok. Çünkü yani zaten bir insan normal yaşadığı zaman 80-85 en fazla 5 sene diyelim. O zaten o ışın tedavisi ve diğer şeyler o hiç ameliyat yapmasanız da o şeyi az çok sağlıyor. O yerde kullanmanın mantıklı bir nedeni var. Peki hocam 5 sene mi yaşayabilir tümörlü bir kişi? Şimdi ben hep şeyden bahsediyorum. Yani şimdi mesela bu tümörlerde üreyen tümörlerin kanser tipleri var bir de. Evet. Onlar en fazla 1 sene 2 sene yaşatıyor. 1-2 sene. Veyahut bilemediniz 3 sene yaşatıyor en iyisi yani bazen. Ama en fazla 1 sene 2 sene arasında değişiyor. Dolayısıyla bu tümörler biraz önce söylediğiniz 2 santim falan çapındaysa ya da 2,5 santim üstünde değilse bazen genişletiyorlar bunun şeyini. Gamma knife dediğimiz o radyoterapi metodu uygulanabilir. Uygulanabilir. Evet. Hocam peki kanser türü tümörler dediniz. Bir de iyi huylu tümörler var. İyi huylu tümörlerin kişiye etkisi nedir? Hem davranış bozukluğu olarak hem hissedilen belirti olarak. Dediğim gibi onların sessiz tümörler deniyor buna. Sessiz tümörler. Sessiz evet. Yani toplumda baktığınız zaman böyle bu yapılan bir araştırmada 100 binde 10 kişide çıkıyor bu. 10-15'te de olabilir evet. ama genelde 10 kişide taramalarda düşük renkli dediğim tümör ama düşük dereceli tümörler. Ondan sonra dolayısıyla yani bunların biraz önce de bahsettiğim gibi klinik bulgu verme ihtimalleri oranı çok düşük. Ancak epilepsiyle ortaya çıkıyor bunlar. Evet. Çok nadir bir şekilde de davranış bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Tabii yerleşti alana göre bunlar biraz fark edebiliyor. Kanser türleri ise çok kısa zaman diliminde baş ağrısı olabiliyor, ciddi. Kusma olabiliyor. İşte kol bacağında kuvvetsizlik olabiliyor. Tümörün yerleştiği yere göre değişiyor. Dolayısıyla bunlar o kadar hızlı gelişiyor ki biz hastaya sorduğumuz zaman hastada bu gelişmeler tabii genellikle yaşlı hastalarda oluyor. Yani 60 yaşın veya üstündeki hastalarda oluyor. Bir ay ve daha uzun bir geçmişi varsa göreceli olarak daha iyi bir geleceği var diyoruz. Eğer bir haftadan beri falan varsa maalesef çok kötü cinsten bir tümör diyoruz. Evet. Yani bu geçmişteki başlangıçtan oluşana kadar geçen süre bile önemli bunlar için. Evet. Bir attığımızda izleyicimiz varmış hocam. Alo. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Sorunuzu rica edelim. Ben abim için soracaktım. Benim abim 2 yaşında beyin tümörü oldu. Bir gözünü kaybetti. Sağ gözünü kaybetti. Şimdi beyin tümörü daha geçmedi ama ışın tedavisi falan oldu. Durduruldu. Tekrarlayabilir mi? Evet hocam. Abisinin ameliyat oldu mu abiniz? Evet ameliyat oldu. Ve sağ gözü alındı. Anladım. O komplikasyon sonucu. Ameliyatından evet. sonra abisi, hocam hanımefendinin abisi beyin tümörü oluyor ve ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra gözünü kaybediyor, sağ gözünü. Evet. Ondan sonra da ışın tedavisi görüyor. Şu an tümörü var hala. Ne olabilir? Ama 2 yaşında oldu, şimdi 24 yaşında. 22 yıl olmuş ameliyattan. 2 yaşındayken oluyor bunlar. Şu an 24 yaşındaymış beyefendi. Evet. 2 yaşında... Evet. Büyük ihtimalle bu tümör tam bilmiyoruz tabii.
Görme sinirinden çıkan bir tümör bu. Büyük ihtimalle. Dolayısıyla görme sinirinden çıkan tümörler de 2 yaşlar civarında, yani çocukluk yaşında bir tipi var onun. Çıkarttıktan sonra da 18 yaşından sonra geriliyor. Geriliyor. Evet, 18 yaşından sonra. Bir tipi var ama bu genetik bir tipi bu. Yani bu anne babadan geçebilecek bir tipte olabiliyor. Özel bir ismi var onun. Onun dışında hasta ameliyat oldu. İşte o zaman zaten görmüyordu herhalde. Ameliyata girerken de veyahut da az görüyordu. Ameliyattan sonra görmeme olabilir o şeyde. Işın tedavisi gördükten sonra eğer 2 yaşında olmuş, 22 yaşında yoksa bundan sonra çıkma ihtimali çok düşük yani. Pratikman sıfır. Değil mi? Çıkmıyormuş. Bundan sonra pratikman tekrar ortaya çıkma ihtimali aynı yerden çok zor. Yani imkansız şimdi değil ama çok zor. Arada yine de doktoruna gidip senede bir defa, iki defa kontrol olup geliyor. Hiçbir ilerleme yok diyor doktoru da. Evet. Çekilen filmlerde gözükmediğini söylüyorlar, öyle mi? İlerleme yokmuş tümör. Yok. Yoksa yani problem çok büyük bir ihtimalle bitmiş demektir. Fakat kontrolleri aksatmamak lazım tabii. Tamam, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Evet. Hoşçakalın. Evet. Hocam, kontrolleri aksatmamak lazım dediniz. Kontroller dışında da kişinin davranışsal bozukluklar olabilir mi peki? Yani o tümör ilerlemese bile. Zeka geriliği mesela olabilir mi? Şimdi bu tabii çocuğun görme şeyleri ön kısmında hemen beynin çok lokal büyük ihtimalle ışın tedavisi yaptıkları için beynin geri kalan sağlam kısmı etkilenmiyor. Fakat bazen biraz daha kötü tümörlerde genelde ışınlamayı beynin tümüne yapıyorlar yayılmasın diye. Dolayısıyla o tip uygulamalarda ışın tedavisiyle ilgili böyle beynin fonksiyonlarını etkileyen bir problemle ortaya çıkabilir. Kısa veya uzun devrede. Ama bu lokalize yapılan ışınlarda böyle iyice haritalandırıp da böyle bir alana, belirli bir alana yapan ışınlarda o tip problemler çıkmıyor. Evet. Hocam peki aynı anda birkaç tümör olabilir mi beyinde? Ufak ufak. Aynı tarafta da olabilir, karşı tarafta da olabilir. Biz buna gliomatozis diyoruz, böyle farklı farklı alanlarda. Bu iyi huylu da olabilir, kötü huylu da olabilir. İyi huylu olanlar mesela meningiomatozis diyoruz tıp diliminde. İyi huylu olan tümörler, beyin zarı nerede varsa her bir tarafında böyle patates şeyde yumruları gibi ortaya çıkabilir. Evet. Kötü huylu olanlar da beynin içinde değişik yerlerde aynı anda karşımıza çıkabilir. Hı hı. Hocam peki beyin tümörü ilk etapta metastaz nereye yapar? Ya da metastaz yapar mı diye sorayım evet, öncelikle. Evet, güzel bir soru. Beyin tümörünün beynin dışında metastaz yapması son derece nadir. Hı hı. Hani yok demeyeyim de son derece nadir. %1'ler falan gibi veyahut da daha altında. Bu zamana kadar bizim Cerrahpaşa'da ben bir veya iki tane yani çok uzun süre içinde son derece nadir diyelim. İmkansız demeyeyim ama son derece nadir olabiliyor. Ben hatırladığım akciğere yapmıştı bir tane vaka. Onun dışında bilmiyorum. Nadir görülen diyorsunuz. Evet. Hocam peki uykusuzluk da tetikleyebilir mi beyin tümörünü? Yorgunluk, aşırı yorgunluk. İşte aşırı yorgunluk ve uykusuzluk dediğiniz zaman tabii bu bir şeyin stresiyle ortaya çıkıyor. Hı hı. Stres olan her yerde tümör dahil, kanama dahil her şey olabilir. Tabii stres önemli nedenlerden bir tanesi. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam. Beyin tümörü olan bir kişinin cerrahi olarak müdahaleye gereksinimi olmadan elektronik cihazlarla çok bir arada olması doğru mu? Mesela cep telefonu. Onunla ilgili devamlı şeyler var, spekülasyonlar var. Fakat bu bizim bilim alanına henüz böyle ciddi oranda yansımadı o şeyler. Bir şey yüksek gerilim hatlarında
yakınlarda yaşayanlarla ilgili böyle yorumlar var. Evet, baz istasyonu. Baz istasyonlarla ilgili böyle yorumlar var. Cep telefonuyla ilgili böyle şeyler var. Fakat öyle bir yani bir iki tane yayın oldu, yerel yayın oldu. Dünyada da bir iki tane böyle bir şey var ama yani ciddi ölçüde bu iş kanseri neden oluyor diye tanımlanabilecek böyle bir anlamlı bir çalışma yok yani bugüne kadar. Ama onlarla ilgili böyle bir şey var, bir varsayım var, bir yorumlar var. Tam net değil doğrusu. Bilimsel bir kanıtı yok. Evet. Şimdi biraz önce söylediğin şey aklıma geldi. Bu buyurun. Beyin dışına şey sıçrayabiliyor mu diye. Ben beyni yani biz nöral aks istiyoruz. Beyin ve omurilik soğanını ben bütün olarak kabul ediyorum. Evet. Ama beyindeki bir tümör mesela omurga veya da medulla spinalis'in bölgeye sıçrayabiliyor. Bu bazı türlerde yüksek. Onun için yanlış anlaşılmasın yani. Tamam, modula. Bir daha söyler misiniz? Omurilik soğanı diyeyim. Evet, bu beyin ve bir de omurilik soğanımız var omurilik bizim. Soğan, kolu bacağımızı çalıştıran. O aksa yani omurga bölgesine bazı tümörler sık bir şekilde sıçrayabiliyor. Özellikle beyincik bölgesinde yerleşmiş olan tümörler. Oraya sıçrayabiliyor. Onu akılda tutmak lazım. Bu zaten bu işte uğraşan bütün arkadaşlar bunları çok iyi biliyorlar yani hangi tümörlerin bu beyinde olanlar omurga ve medulla spinalis'e dediğimiz yere sıkça sıçradığını. Dolayısıyla ona göre bir check-up yapıyorlar, buluyorlar, ona göre tedavi şeklini ayarlıyorlar. Evet, bir izleyicimiz varmış hattımızda. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. İsminiz? İyi günler hanımefendi. Evet, Ahmet Bey'in eşisiniz. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz rica etsem? Tamam, kıstım hanımefendi. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim oğlum 2 sene önce tiroid ameliyatı oldu. Televizyonunuzu kapatmadınız. Televizyonunuzun sesini kapatabilir misiniz lütfen? Kıs hepsini ya. Ya kısan hepsini. Sinirlendirmeyin. Kısın lütfen. Annenizin. Tamam. Tamam, çok kıstık. Teşekkürler. Sağ olun. Ameliyat oldu oğlum işte 2 sene önce. Şu an tedavileri devam ediyor. Bu açıda da şey hocam bir de sürekli hani halsiz, yorgun, kendini yorgun hissediyor. Hani ilaçları falan da var kullanıyor. Hani temizledikleri yerden tekrardan hani kitleler çıktı. O kitleler hani temiz şu anda. Sürekli hani biyopsi falan da yapıyor. Acaba hani tekrardan çıkar mı? Bir de hani bir de şey dediler hocam. Hani bu hastalık kötünün iyisi yani. Yani korkmayın dediler. Evet. Ameliyat oldu. Evet. Cinsi de çıktı. Patolojisi. Şey vardı. Kanserli çıktı. Sonra temizlediler işte orayı. Atom falan verdiler. Şu anda hani tedavilerini 2-3 ayda bir gidiyoruz. Tekrardan hani kontrollerini yaptırıyoruz. Ama vücutta var. Şu anda var diyorlar ama yaptığımız şeylerden de çıkmıyor. Teşhis edili yani vücutta var diyorlarmış ama tam net görünmüyormuş. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi hocam çok görünmüyor dediniz. Evet. Ama aşırı yorgunluk oluyormuş. Çok fazla yorgun. Halsiz. Uykusuz. Bu tabii laboratuvar bulgularına göre onun markerları belki de ortaya çıkıyordur. MR'la belki de tam net gösterilemiyordur. Tam şimdi cinsini de söyleyemedi hanımefendi. Kötü huyluymuş. Kötü huylu. İşte hangi cinsten olması da önemli. Bence o işte tedavisi üstlenen onkoloji grubu bunun nasıl gittiğini, ne yapılacağını falan çok iyi bilir. Bu konuda Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok böyle stabil ve çok oturmuş bir tedavi şekli var. Takip etsin o doktorlarını. Muhakkak şey olur, ne derler, bir neticeye varırlar. Yorgunluk ise bu kemoterapi, radyoterapinin yapmış olduğu yan etkilerden dolayı oluyor. Evet. O yüzden hocam hani sürekli böyle uykusu var, yorgun, halsiz o şeyden dolayı mı oluyor? Atomdan dolayı mı? İşte o atom veyahut da kemoterapi de yapılmışsa çocuğa
Kemoterapi yapılmadı hocam. İşte yapılmadı. Sadece işte, atom tedavisi verildi. Atomla da ilgili olabilir. Eğer bu çocuk başka ilaçlar kullanıyorsa tam şimdi... Sadece bir ilaç kullanıyorsa bu aç karnı hocam. Onu söylemeyelim de ismini. Evet, evet. Bu atomla ilgili olabilir. Veyahut da o stres şeyi sıkıntıyla ilgili olabilir. Yani onun yorgunluk tek başına hani neden olabilir diye söylemek çok zor. Ama biz ışın tedavisi gören hastalarda bu tip yorgunlukları duyuyoruz. Evet. Ağrıya çok oranda. Hocam, evet. Hani yaptığınız tahlilleri falan da güzel çıkıyor. Hocalarımız diyor ki hani düşüyor tahlilleri, şu anda iyi gidiyor diyor hani. Evet hanımefendi, hanımefendicim çok özür diliyorum. Bölmek zorundayım çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Çok tamam. Geçmiş olsun. Yayın sonrası hocamızın bilgilerini sizinle paylaşacağız. Evet. Hocamızla ayrıntılı da görüşebilirsiniz. Zaten İstanbul'dasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş sağ olun, olsun. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık, sağ ayağınıza sağlık. Şeref duydum sizi ağırlamaktan. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diş hekimi Tuğba Han Kaya hocam bizlerle olacak. Kanal tedavilerini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bu ne zarafetlik, bu ne güzellik efendim. Teşekkür ederim. Sizin gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir diş. Güzel bir dişten öte sağlıklı bir diş. Herkesin arzu ettiği bir şey. Sağlıklı dişlere sahip olmak için de problem varsa iyi bir kanal tedavisi yapmak gerekiyor. Değil mi? Kanal tedavisinden önce tabii çürükler varsa ilk önce onları tedavi ettirmek gerekiyor. Doğru. Rutin kanal tedavisi evet bir sonraki aşama. Evet. Kanal tedavisine geçmeden önceki işlemleri yaptırmak gerekiyor rutin tabii. Rutin 6 ayda bir. Evet 6 ayda bir mutlaka diş hekimine gidip kontrol ettirmek gerekiyor dişlerimizi. Evet. Çünkü başlangıç aşamasında olan çürükler tedavi edilirse zaten kanal tedavisine ihtiyaç olmayacaktır. Doğru evet. Söylüyorsunuz evet. Peki kanal tedavisini bir tanımlarsak hocam kanal tedavisi nedir? Şimdi dişin ortasından başlayıp kök ucuna kadar uzanan bir damar sinir paketi vardır. Hı hı. Bu damar sinir paketi çeşitli sebeplerle özellikle diş ilerlemiş diş çürüklerinden dolayı zarar görebiliyor. Diş bu durumda beslenemiyor. Bu nedenle de ölüyor sinirler. Hı hı. Ölen sinirlere bir de mikroorganizmalar eklenince enfeksiyon gelişiyor. Bu durumda tabii dişte ağrı başlıyor. Üstüne bastırdığımız zaman yemek yerken ağrı olduğundan bahsediyor hastalar. Biz bu enfekte dokuları temizleyip daha sonra dişin ağza sağlıklı kalmasını sağlayacak bir şekilde kanalın içerisini dolduruyoruz. Hı-hı. Dişin canlılığı olmuyor, soğuğa sıcağa karşı hassasiyeti olmuyor. Hı-hı. Fakat ağızdaki her türlü fonksiyonunu sürdürüyor. Bu tabii bizim için faydalı bir şey. Evet. Diş çekiminden kurtarmış oluyoruz bireyi de. Evet. Her türlü dişe bunu yapma imkanımız var tabii. Evet. Peki bir şişlik oluyor mu hocam? Evet mikroorganizmalar karışırsa işin içinde şişlik oluyor. Evet. Peki ne gibi durumlarda, sorunlarda kanal tedavisine başvuruyorsunuz? Yani sadece çürük mü? Bazen hiç çürük olmadan da enfeksiyon gelişebiliyor. Çünkü dişin çevre dokuları, periodontal dokuları dediğimiz dişi çevreleyen bir dokular var. Evet. Bu diş eti hastalıklarından dolayı da dişin içerisine bu olaya mikroorganizmalar karışabiliyor. Bu durumda da kanal tedavisi yapmak gerekiyor. Travmadan kaynaklı durumlardan da yapabiliyor. Yani illa dişte çürük olması gerekmiyor. Hiç çürüksüz dişlerde de kanal tedavisi yaptığımız durumlar oluyor. Peki nasıl yapılıyor? İşlem mesela ne kadar sürüyor? O süreçte hasta acı çekiyor mu? Çünkü diş koltuğundan çok korkuluyor. İyi bir anestezi sağlandığı zaman hasta hiçbir şey duymuyor işlemi yaparken. Hastalar gerçekten dediğiniz gibi ağrılı bir işlem. Geldikleri zaman kanal tedavisi yapılacak dendiği zaman bir gözleri büyüyor zaten. Aman Allah'ım bu çok acılı bir işlem diye. Teknoloji çok ilerledi. Çok kısa sürede bu işi yapabiliyoruz artık. O açıdan hastaların hiç korkusu olmasın. Özellikle bir de işin ehli hekimleri düştükleri zaman da sizin hiç, gibi.
Yani tabii işin uzmanlığı önemli. Fakat bu işi yapan, çok iyi yapan pratisyen hekimler de var. Çünkü bazen hekim arkadaşlarım gerçekten bana karşı çıkıyorlar. İlla bir uzmanın mı yapması gerekiyor yakın alt tedavisi diye. Ben kendimi hasta yerine koyuyorum. Eğer bu işin bir uzmanlığı varsa ben uzmanını tercih ederim. Daha güvenirsiniz. Kişisel seçenek bu. Ben uzmanını tercih ederim ama uzman olmadan da bu işi çok güzel yapan hekim arkadaşlar var. Hiç acılı bir işlem değil bir kere, bunu bilsinler. Her şey anestezinin sağlanmasına bakıyor. İyi bir anestezi sağladıktan sonra çok kısa bir sürede çok rahat bir şekilde, acısız, ağrısız bir şekilde tedavi yapılabiliyor. Evet, peki kısa bir süre dediniz. Kısa bir süreden kastınız nedir? Ortalama ne kadar sürer mesela bir kanal tedavisi işlemi? Tabii her dişin kök sayısı ve kanal sayısı farklı. Tek köklü bir diş diyelim. Tek köklü bir dişte asıl işlem dişin geniş kanalın genişletilmesi değil, dezenfeksiyonu. Yani biz özel çok güzel ileri teknolojiyle olan genişletme sistemleri var. Belki bir 10 dakika içerisinde genişletebiliyoruz ama kanal için dezenfeksiyon, çeşitli ilaçlarla yıkanması gerekiyor. O biraz vakit alıyor. Tek köklü bir dişte ortalama en fazla yarım saat. Yarım saat de çok uzun bir süre değil. Değil tabii. Dişin kurtarılması açısından hiç uzun bir süre değil. Kesinlikle öyle. Peki kanal tedavisi kendi dişin olmadan diğer işte estetik dişe sahip olan kişiler için bir farklılık gösterir mi? Estetik dişlere sahip... Yani kendi doğal dişimiz dışında. Kendi doğal dişimize yapılır kanal tedavisi zaten. Öyle mi? Zaten. Sadece kendi doğal dişe mi yapılıyor? Yani dişin bir kere kökünün olması gerekiyor. Evet, evet. Ve sinirinin olması gerekiyor. Kanal tedavisi demek o sinirlerin ve enfekte dokularının kök içerisinden temizlenmesi ve onun yerinin doldurulması demek. Evet, evet. Mutlaka bir doğal kendi diş gerekiyor bunu. Kendi tabii. Dişimizin kendi olması gerekiyor. Evet. Doğru. Biraz saçma bir soru sordum. Yok, estağfurullah. Kabul ediyorum. Ben başka sağlık programı yapan bazı sunucuların gaflarını hocalarımdan dinleyip dalga geçerken benim başıma aynısı geldi. Yok, estağfurullah. Yok, rica ederim. Peki kanal tedavisi işlemi bittikten sonra hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor kişinin? Kanal tedavisi yapılan dişin bir üst restorasyon çok önemli. Çünkü kanal tedavisi yapıldığı zaman dişin dentin dediğimiz sıvısının azalma olduğu için kırılganlığı çok artıyor dişin. Evet. O yüzden eğer zaten kanal tedavisi yapılacak dişi genel çok çürüklü bir dişi olduğu için madde kaybı da çok fazla oluyor dişte. Genellikle biz bu dişleri önceden kronlanırdı. Ya da eğer çok fazla destek yoksa dişin içerisine mil dediğimiz sistemlerle bir kor yapılıp üstüne tekrar dolgu ya da kron yapılırdı. Şimdi yeni sistemlerle dijital ölçü alma sistemleriyle farklı porselen dolgular yapılıyor. Bu dolguların dişin elastikiyetine çok yakın olduğu için dişi daha iyi koruma altına alıyoruz bu durumda. Hem dişin kalan dokularını da korumuş oluyoruz. Hem de kırılmasını da engelliyoruz. Yani son senelerde bu yönteme eğildik. Ben de bunu çok sıklıkla yapıyorum. Kendi çalıştığım kurumda da var. Özel cihazla yapılan bir şey bu. Bunu çok sık yapıyorum ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz ve ben de destekliyorum gerçekten bu sistemi. Evet. Peki ağrılı oluyor mu sonrasında? Yani kişi ağrı hissediyor mu? Mesela birkaç süre, gün veya saat? Evet, canlı dişi tek seansta yaptığımız zaman kanal tedavisini bir süre ağrı oluyor. Neden? Çünkü sinirleri koparttığımız tabii. O bir yüzeyde, kökün uç kısmında bir yara yüzeyi oluyor. Ben hastalara hep aynı şeyi söylüyorum. Bir yeriniz kesildiği zaman nasıl bir süre ağrınız olur, acınız olur üstüne bastırdığınız zaman bir süre bu acınız olacak. Çünkü orada bir ödem var. İyileşmeye yaklaşılan bir dokuda doku arasında sıvı birikmesi oluyor. Ağrı kesici, anti-inflamatuar öneriyorum hastalara. Birkaç gün bunu hissedeceksiniz diyorum ama sonra da geçiyor zaten. Hastalar da buna hak veriyorlar. Biraz dayanacaklar ona. Evet. Peki kanal tedavisi şeker hastalarına da yapılabilir mi? Çünkü şeker hastalarının biliyorsunuz biraz yara iyileşmeleri biraz geç oluyor. Ama kanal tedavisi her türlü hastaya yapılabiliyor. Bazen profilaksi gerektiren hastalar olabiliyor. Ne demek oluyor? Yani daha öncesinde antibiyotik kullanması gereken hastalarımız diyeyim. Mesela bir kalp kapağı değişmiş olan hastalar var. Bir organ nakli yapılacak olan hastalar var. Yani mikroorganizmaların gidip o seker bölgelerinde yerleşme ihtimali olacak hastalarda mutlaka önceden antibiyotik profilaksisi uygulanması gerekiyor. Bunun da bir ritüeli var. Hastalara tedaviye başlamadan önce şu kadar süre, şu kadar zaman önce antibiyotik kullanacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz diyorum. Onun dışında kanal tedavisinin yapılamayacağı herhangi bir hastalık grubu yok. Çok güzel. Herhangi bir engel yok. Hayır. Evet. Peki dişte olmazsa olmaz nedir? Sağlıklı bir dişe sahip olmak için.
Rutin 6 ayda bir kontrolü aynen söyledik öyle. Zaten. Evet, evet, rutin 6 ayda bir kontrol. Dişlerimizi düzenli olarak günde 3 kez fırçalamak. Arayüzleri dediğimiz özellikle diş çürüklerinin hiç görülmeyen fakat ilk önce başladığı yerler dişlerin birbirine değim noktalarıdır. Arayüzler. Diş ipiyle, arayüz fırçalarıyla bu bölgelerin çok iyi temizlenmesi gerekiyor. Tabii bir de 6 ayda bir kontrole gidilirse hiç ağızda başlangıç aşamasındaki çürükler tespit edilir. Daha ileriye durumlara geçmeden durum kurtarılmış olur. Evet. Peki çürük, ağızda oluşan çürüğe müdahale edilmediği zaman o çürüğün başka bir dişe sıçrama ihtimali var mı? Şöyle bir şey, genellikle deyim bölgelerinde yani arayüzlerde başlayan bir çürük yandaki dişi etkiliyor. Hı-hı. Çünkü orada bir mikroorganizma odakları var. Normalde bu çürük nasıl başlıyor dersek eğer, ağza alınan şekerli gıdalar, özellikle bu karbonhidratlı evet. ve unlu gıdalar temizlenmediği zaman dişin üstünde bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Hı-hı. Tükürük içerisindeki mikroorganizmalarda normalde zararlı mikroorganizma değildir bunlar. Fakat oraya gidip yerleştiği zaman orada bir asit üretiyorlar. Hı-hı. Dişin üzerinde, dişin iğnesine yavaş yavaş bunu eritmeye İşliyor. Başlıyorlar. Evet. Eğer o tabak oradan kaldırılmazsa durum ilerliyor. Evet. Bir küçücük başlayan delik daha sonra büyüyor. O da tabii yandaki dişlerde sıçrama olasılığı oluyor. Özellikle deyim noktalarında. Evet, kısa bir reklam aramız var şimdi. Sevgili seyirciler, reklam arasından sonra burada sizlerleyiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet, peki kanal tedavisini yaptırdık hocam. Kanal tedavisi yaptırdıktan sonra herhangi bir komplikasyon olabilir mi? Kanal tedavisini yaptırdıktan sonra herhangi bir komplikasyon derken komplikasyon olarak düşünmüyoruz onu. Bir ağrı olabilir evet. Belli bir süre. Hı hı. Onun dışında kanal tedavisi yapılması esnasında komplikasyonlar olabilir. Hı hı hı. Bazen kanalı bulunamayan durumlar olabiliyor. Kök kanalları bulunamayan durumlar. Bulmaya çalışırken kökte delinmeler olabiliyor. Biz ona perforasyon diyoruz. Hı hı. Dişin kaviteyi açarken giriş kısmında bu perforasyon olabiliyor. Kökün içerisinde olabiliyor, uç kısmında hı hı. olabiliyor. Evet. Bu tabii daha sonra ağrıya sebep oluyor hastada. Evet. Komplikasyon olarak bunu düşünebiliriz. Peki neden bulunmuyor? Yani bulunmamasını sağlayan etken nedir? Genellikle bu nekroz dediğimiz dişin sinirlerinin ölü olduğu dişlerde oluyor bu. Hı hı. Tıkanmalar olabiliyor kanalda. Halk tabiriyle kireçlenme diyelim biz ona. Evet. Tabii onu normal kanal aletiyle giriş yolunu bulamadığımız durumlarda çeşitli ajanlar var bunları çözmeye yakın, o dokuyu eritmeye yönelik. Onları kullanıyoruz. Bazen gerçekten de açılamadığı durumlar olabiliyor. Biz de korkuyoruz uzman olarak da. Yani tabii, bunu daha fazla ileriye gidersek kökü delebiliriz. Daha kötü sonuçlara sebep olabiliriz. O bölgede bırakıyoruz. Hastaya da biz uyarıyoruz. Yani bu dişinizde böyle böyle bir durum var. Ama yani herhangi bir durum olacağını düşünmüyorum. İleriki dönemde bir problemle karşılaşırsanız o zaman bir çaresine bakılır. Yani daha sonraki aşama zaten çekimdir. Ama kullanabildiğiniz yere kadar diye. Hasta da bunu kabul ederse zaten tedaviyi bitiriyoruz. Eğer olmazsa çekime de gitti durumlar olabiliyor tabii. Peki yaşla bir alakası olabilir mi? Evet, yaşla aynen öyle. Yaşlar ilerledikçe tabii kökün o sinirler kısmında tabii. çekilmeler oluyor, evet, daralmalar evet, oluyor. Evet, evet. Bir giriş kısmını bulduktan sonra ilerlemesi kolay oluyor da önemli olan girişini bulmak. Doğru, doğru. O dönemde bir komplikasyonlar gelişebiliyor. Evet. Peki ağrı dedik. İşlem sonrasında ağrı hissedilebilir dedik. Ağrı neye göre çok fazla hissedilebiliyor? Ya bir kere tabii kökün ucunda yarattığımız bir kere o yaranın büyüklüğüne göre değişebiliyor ağrı. Dişin canlı ya da cansız olmasına göre değişebiliyor. Hastanın durumuna göre değişebiliyor. Bazı hastalar gerçekten çok fazla ağrı hissedebiliyorlar. Kimisi hiç hissetmiyor. Aynı işlemi yapıyorsunuz. Kimisi hiç hissetmiyor. Kimisi hissediyor. Hastayla da alakalı bu. Tabii çalışma esnasında olan dediğiniz gibi bir komplikasyon olduysa, kökün uç kısmından dışarıya materyal taştıysa o durumda ağrı olabiliyor. Pek çok sebebi var ama önüne geçilemeyecek bir durum değil. Ağrı kesicilerle bu halledilebiliyor. Evet. Peki kanal tedavisi uygulanan bir dişe aradan yıllar geçtikten sonra tekrar kanal tedavisi yapılabilir mi? Tabii yani defalarca bir dişe kanal tedavisi yapılabilir. Bazen enfeksiyon gelişebiliyor dişte kanal tedavisine yapıldığı halde. Bu durumda kanal tedavisi tekrar yapıyoruz. Oradaki enfekte dokuları tekrar temizliyoruz. Olması gerektiği şekilde işlemlerimizi yapıp tekrar dolduruyoruz. Bunu defalarca yapabiliyoruz. Yani hiçbir yan etkisi yok yani. Hayır, hemen kanal tedavisi yapılmış diş ağrıyor diye çekime gitmiyoruz tabii. Evet. Peki seans halinde yapılıyor. Kimisine mesela
bir kere de bir seansa yapılıyor kanal tedavisi işlemi. Kimisine göre birçok kez değil mi? Evet. Bu neye göre değişiklik seans gösteriyor? Dişin biraz durumuna göre mi? Evet, her durumda hasta ağrıyla zaten bize başvuruyor. Bazen hiç ağrısız da geldi. Bizim röntgen çekip de tesadüfen karşılaştığımız, kanal tedavisi yapılması gerekiyor bu dişine dediğimiz durumlar da oluyor. Öyle mi? Ama çok çürük varsa eğer dişte, hasta ilk zaten bu çürükten dolayı bir ağrıyla geliyor. Hı hı. Bu durumda ya diş sinirleri canlıdır, akut bir pulpitis dediğimiz bir iltihabi durum vardır. Onda diş sinirleri canlı. Hı hı. Siniri canlıysa eğer tek seansa doldurmayı tercih ediyoruz. Tek seansta olması gerekiyor zaten. Bazen enfeksiyon dediğimiz kökün uç bölgesinde bir kronik lezyonun, kronik iltihabın olduğu durumlarda birkaç seansta yapıyoruz. Çünkü orada mikroorganizma vardır. İşin içine mikroorganizmalar karıştığı için o mikroorganizmaları oradan tamamını elimine edemiyoruz biz temizleme işlemleriyle. Hı. Koyduğumuz ilaçla oradaki kalan mikroorganizmalar elimine edilebiliyor, temizlenebiliyor. Hı hı. O yüzden birkaç seans ilacı koymamız gerekebiliyor içerisine. Evet. Yani dişin canlı ya da cansız olmasına göre, iltihabı var mı yok mu ona göre bu seans sayısı değişebiliyor. Değişiyor. Peki 20'lik diş çıkmadığı zaman mesela bir uç veriyor, sonra tekrar kayboluyor, zaman zaman şişlik oluyor ama çıkmıyor 20'lik diş. Ona herhangi bir müdahalede bulunuyor musunuz kanal tedavisiyle? Yok, kanal tedavisi yapılabilmesi için dişin bir kere ağzı görünüyor olması lazım. Hı hı. Yani hani kök veriyor hafif çünkü mesela sonra kaybolabiliyor. Ya o öyle kök verip kayboluyorsa o dişi tamamen zaten çekimdir. Çekimdir zaten, çekim yapmak gerekiyor o dişe. Evet. Zorluyordur ya, yer yoktur o bölgede, kemiği zorluyordur. Evet. Yandaki dişe de bu sefer zarar veriyor, 7 numaralı dişe. Hı hı. Biz o dişlerin zaten çekimini öngörüyoruz. Kanal tedavisi yapabilmesi için dişin ağza görünüyor olması lazım. Bir kök durumunun, hı hı, bir tamamen kron durumunun, evet, gözle görünüyor olması gerekiyor. Evet, yoksa herhangi bir şey olmuyor. Yok, evet. Peki bir de diş beyazlatmadan bahsetmek isterim ben. Dişlerimizi de çok böyle daha fazla beyaz görülsün isteriz ama bazı dişlerin, diş cinslerinin renkleri değişiyor tabii ki. Ne kadar fırçalarsanız fırçalayın. Çay veya sigara, kahve de çok fazla tüketmeseniz bile o renk sabit sizin dişinizin rengi. Diş beyazlatmayı nasıl tavsiye ediyorsunuz? Mesela ev tipi mi, lazer yöntemiyle mi? Hangisi diş daha sağlıklı? Rengi dediniz ya, dişin rengi de ten rengi gibi düşünün. Evet. Ya kimisinin ten rengi koyu, evet, kimisinin de pigmentle alakalı, melanin, evet, pigmentle alakalı bir durum bu. Diş beyazlatmayı tabii öneriyoruz. Kozmetik bir şey bu. İlk başlarda kullanılan ajanların içerisinde çok fazla asidik ajanlardı onlar. Çok fazla tavsiye edilmiyordu. Bir de çok fazla hassasiyet yaratıyordu. Şimdi, evet, son zamanlarda kullanılan beyazlatma ajanları gerçekten çok sağlıklı. Hı hı. İçerisindeki o zararlı madde oranı çok düşük. Flor katkılı, hassasiyet de olmuyor. Hı hı. Ben hem ofis tipini hem ev tipini beraber kullanılmasını, hı hı, öneriyorum. Aynı anda. Hı hı. Ofiste kendim uyguluyorum. Daha, hı hı, sonra evde de işte birkaç gün hastaya devamını getirmesini istiyorum. Ve çok daha başarılı etki gösteriyor. Hı hı. Bu dişin beyazlaması tabii dişin rengiyle alakalı. Kimisi iki seansta beyazlıyor. Hatta bir seansta sadece ofis beyazlatması yaparak, hı-hı, çok iyi sonuçlar aldığımız hastalar da oluyor. Çok inatçı, hı-hı, açılamayan renkli dişler olabiliyor. Birkaç seans devam ediyor. Hastanın hassasiyet durumuna da bağlı birazcık. Bazen çok hassasiyet yaratabiliyor hasta. Çok dişlerim çok sızlıyor dendiği zaman kesilmesi gerekiyor zaten. Devam edilmemesi gerekiyor. Hı-hı. Ben tavsiye ediyorum beyazlatma işlemini. Yaptırabilir hastalarımız da. Herhangi bir yan etkisi yok. Hayır. Hocam peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Veda edeceğiz birazdan. İzleyicilerimize diş konusunda ne öneriyorsunuz diş bakımı ile ilgili? Ya ben tabii biraz evvel dediğim gibi 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Dişlerini en az 3 sefer, günde 3 sefer fırçalamaları, arayüz fırçaları ve diş ipleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı aileden geliyor. Küçük çocuklarımızın yanında onlara göstererek bu diş fırçalamasının yapılmasını ve bunun aile kontrolü altında olmasını tavsiye ediyorum hastalarımıza. Şeker çikolata konusu? Tabii mutlaka yiyecekler. Çocukların şeker çikolata yememesi diye bir şey söz konusu, evet, olabilir mi? Evet. Yani büyükler bile çok isteyerek yiyoruz. Bizler, evet, bile yani tabii, yiyoruz tabii onu. Çok fazla dozunu almak kaçırmamak lazım. Yedikten yani sonra eğer diş fırçası yoksa elimizde en azından bir ağzımızdaki suyla bir çalkalayıp o, evet, dişlerin üzerinde o şekerli gıdaların birikmesini engellememiz, evet, gerekiyor. Çocuklarımıza onu yapacağız. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte 10.45'te burada sizlerle birlikte olacağız. Yarın Profesör Doktor Şevki Erdem Hocam bizlerle olacak. Skolyoz ve bel kaymasını konuşacağız. Ve bunun yanı sıra da meme simülasyonu yapan Feride Hanım bizlerle olacak. Meme kanseri hastalığını geçirdikten sonra kişilere meme konusunda nasıl uygulamalar yapılacağını anlatacak. Bizden ayrılmayın. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.